Bu sene 7. kez Rotterdam Film Festivali'ne katılıyorum. Ve sizlerle festivalin en tarihi mekanlarından biri olan Luxor Tiyatrosu'nun önünden bir aradayız. Bugün sizlerle Private War ile ilgili festivalde Hollanda Premier'inde izlediğim Private War ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Sinemada aslında savaş fotoğrafçısı hikayeleri hani gerçek anlamda kalıcı bir noktaya ulaşmaz genelde veya savaştaki gazeteci hikayeleri Saul Bellow aklımıza gelebilir veya hemen aklımıza Welcome to Sarajevo gelebilir veya Irak Savaşı'nda geçen The Situation gelebilir. 2006'da Philip House'un filmi. Orada da Connie Nielsen'in başroldeki iyi performansıyla hani belki de Irak Savaşı'nda geçen en iyi filmlerden biridir. The Situation aslında akılda kalıcı bir film. Ve ondan sonra da açıkçası belki son 15 senede A Private War onun yanına yerleşiyor. Burada Mary Colvin 2001'den itibaren 15 yıllık savaş fotoğrafçılığı kariyerindeki yaşadığı dramlar, inişler, çıkışlar ve özellikle liderlerle karşılaşmada da Kaddafi karakteriyle karşılaşması ilginç. Kaddafi'yi oynayan oyuncu da bir hayli iddialı açıkçası. Onu da görmezden gelmemek lazım. Makyajla kontrolden çıkmış bir hali var. Ama filmin yıldızı Rosamund Pike. Zaten daha önce oyunculuk performansı yetisini kanıtlamıştı. Mary Colvin'i gerçek anlamda çok iyi incelemiş. Ve burada da karşımıza hani ses tonundan mimiklerine kadar müthiş bir performans çıkarmış. Ama filmin 60 dakikası aşağı yukarı gözünü savaşta kaybeden bir karakter. Akademiyi ilgilendirecek tarafı bu aslında. 30 dakikası da yine ses tonuyla müthiş bir portreme gücü var ama akademiyi ilgilenecek bir tarafı yok. Bunu görmezden gelmemek lazım. Matthew Heineman açıkçası görüntü yönetmeni Robert Richardson ile çalışmış ve Carterland ve City of Ghost'taki başarısını tekrarlamış burada. Hani bir şey fark etmemiş kurmacaya geçmesi ve genelde genel plandan izleyip karakteri bir gerçekçilik katıyor meseleye. Ve gerçekten de Pike'ın profesyonelce ve şapka çıkarılısı portreme gücüne çok şey katabiliyor ilk filminde. Gerçekçilik ve samimiyet has safhada açıkçası. Ama bu noktada Jamie Dornan'ın filme ne kattığı tartışma konusu. Stanley Tucci'nin de özellikle Jamie Dornan biraz fazla acemi kaçıyor böyle bir role, böyle bir gerçek hikayeye. Ama Mary Colvin'in hikayesi hani aradığımız bizim savaş fotoğrafçısı hikayesi aslında. Ve bu devirde de hani Me Too'nun devreye girdiği bir noktada açıkçası onun mücadelesi çok tesir ediyor. Ve açılışından kapanışına kadar açıkçası hani kamera kullanımıyla onun draması işliyor içimize ve bu karakterin mücadelesine fazlasıyla odaklanıyoruz. Kurgucunun da katkısıyla iki zaman arasındaki bağlantıyı uyum kesmesi ve daha farklı tekniklerle iyi kavrayarak Rosamund Pike'ın karakteri daha boyutlu hale getirmesine destek vermiş ve Robert Richardson'ın gerçekçi sinematografisi de bu durumu daha samimi hale getirmiş. Özellikle gözünü kaybetme sahnesi hiçbir şekilde sömürülmeden bir kurgu tekniğiyle karşımıza gayet doğru bir şekilde çıkıyor. Ama filmin finalinde aynı durumu göremiyoruz. Benim A Private War'a puanım 10 üzerinden 6. Sizin A Private War'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.